ben YouTube'a attığım en büyükleri anlattım, memori büyükleri anlattım. Örnek sorunun aslında ne bileyim detaylandırılmış hali. Şimdi oradaki sorunumuz ne bizim? Bir tane bant motorumuz var. Bant motorumuzun üstünde 3 tane kapı var güvenlik için. Ve her bir kapının kapalı olduğunu sıra anahtarı ya da sensörle ikişer ikişer 6 tane kontrol ediyoruz. Ve başlatma butonum var. Diyor ki eğer kapıların hepsi kapalıysa başlasın. Kapılardan bir tanesi dahi açık olsa başlatma butonu çalışmasın, bantı hareket ettirmesin. Ve ne yapmam lazım soruda? Benim sınır anahtarlarını ya da sensörleri, input 0.1'den input 0.6'ya kadar hepsini benim kontrol etmem lazım. Ve şunu demem lazım. Sınır anahtarı 1, sensör 1 ya da sınır anahtarı 2, sensör 2 ya da sınır anahtarı 3, 4, 5, 6. Ne bu? Input 0.1, input 0.2, input 0.3, input 0.4, input 0.5, input 0.6. Kapalıysam ve ben başlat butonuna basıyorsam Q0.0 bant motorum çalışsın. Soru bunun üstüne kurulu. Şimdi cevapta niye kontakları açık koydum? Soru bu. Kontaklar niye açık? Öncelikle PLC'ler açık kontak mantığına göre çalışır. Bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Bu benim PLC girişimde ne var? Input 0.0'da başlatma butonum var. 0.1 ile 0.6 arasında sınır anahtarım var. Şimdi normalde sınır anahtarım nasıl? Normal durumda sınır anahtarım açık. Kapıyı kapatırsam ne olur? Kapıyı kapattığımda sınır anahtarım, şunu da şöyle çizelim. Uyarıldığında yani kapı kapatıldığında sınır anahtarı ne yapacak? Kapanacak. Doğru mu? O zaman şuradaki durumların hepsinde sınır anahtarları açık yani kapılar kapalı değil. Şimdi peki kapı açıksa ne olur? Input 0.0'ın hafıza alanı klemensine enerji geliyor mu gelmiyor? Hafıza alanı 0.0.0.0.0.0. Hafıza alanlarının hepsi input 0.1'den başlayıp 0.6'ya kadar kapılar açık olduğu için 0. Şimdi programda ben ne olarak kullanmışım? Açık olarak kullanmışım. Doğru mu? Programda açık olarak kullandığımda hafıza alanı 0 olduğu sürece bu açık kalır. Programda bir kontağı açık kullandıysam hafıza alanı 0 olduğu sürece yani o input'tan klemensine enerji gelmediği sürece açık kullandığım için açık kalır. Peki. Kapılar kapandı. Kapılar kapandı ne oldu? Siyah da çizelim. Kapandı. 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 Hafıza alanlarındaki değer ne oldu? Bunların bir oldu. Bir, 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 bir. Çünkü kremenslerine enerji geliyor. Ne olur? Hafıza alanı
hafıza olunumla bir kontak kodunu değiştirir. Programda ben bunu ne olarak kullanmıştım? Açık. Konum değiştirince bu ne oldu? Hafızaların bir olduğu için konum değiştirince kapandı. Siz de konuşunca oğlum cevap verin. Sadece ben anlatmayayım yani kamera var diye sıkıntı yapmayayım. Buraya kadar olan şeyler anlaşıldı mı? Evet. Ya hocam ben bunu programda kapalı kullandım. Eğer klemensin enerji gelmiyorsa, hafızaları sıfırsa kapalı olarak o kontak kalır program içerisinde. Kapalı kontak kullandım ama enerji geldi. Enerji gelince ne oldu hafızalara? Bir oldu. Bir olunca kontak konumu değiştirdi. Açılmadı. Burada olduğu gibi açık kullandım. Ne yaptınız? Diğer portalda çektiniz, açık kontağı ilave ettiniz. O açık kontağın anlamı hafıza alanı sıfır olduğunda, değeri sıfır olduğu sürece o kontak hep açık kalacaktır. Ama klemensin enerji geldi, hafızaları bir oldu. Ne oldu? Sıra atarları kapandı. Kapanınca klemensin enerji geldi, hafızalandır bir oldu. Bir olunca kontak konum değiştirir. Nasıl kullanmıştık biz bu kontakları? Normalde açık. Konum değiştirince ne olur? Kapalı. Normalde kapalı. O zaman ne oldu? Klemensin sınavı gelip kapanınca programı siz online izlediğinizde, tamam mı? Gözlüğe tıklayıp online izlediğinizde bunları kapalı olarak göreceksiniz. Normalde açık kullandık ama değerleri bir oldu. Değerleri bir olduğu için kapandı. Start butonunu ben nasıl kullandım? Adı üstünde start butonu. Bu ara bu kalıcı tip bir start butonu. Sembole bakın, sembollerle ilgili daha sonra çalışacağız sizinle. Kalıcı tip bir start butonu bastım kapattım. Basıp kapatınca bu butonun da giriş klemensi ne oldu? Bir oldu. Bir olunca en sonunda bu kapattı ve çalıştı. Tamam mı? Tamam. Mantık bunun üstüne kurulu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu input 02'ye giden kabloyu şuradan koparalım. Makine kesti, forklift kesti, üstünden parça düşürdüler, kabloyu kırdılar. Birinin ayağı takıldı, konnektörden çıkardı, klemensten çıkardı. Sınavları kapalı mı? Kapalı. Peki buraya enerji geliyor mu? Hayır. Sıfır mı? Evet. Sıfır. O hangisi? Input 0.2 mi? Şu. Hafızaları bunun ne? Sıfır. Ben bu program içerisinde nasıl kullandım? Normalde açık kullandım. Peki o kontak kapanır mı? Kapanmaz. Sınavları kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Kontak kapanır mı? Kapanmaz. Çünkü değer sıfır. Bu kontak kapanmazsa da ne çalışmayacak? Q0.0'ı çalıştıramayacaksınız. Olmasını istediğimiz şey de budur. Şimdi bazı projede daha sonra geleceğim. Start butonu dışarıda açık, içeride açık. Stop butonu dışarıda kapalı kontak kullanılır, içeride açık kontak kullanılır gibi bazı kontaklarla ilgili, güvenlikle, safe ile ilgili durumlar var. Onları ayrı anlatacağız size biraz daha programımız ilerlesin. Ama istediğim durum da o. Bunu da kontrol ederim ben PLC programı yazarken güvenliğe. Tamam, sınavları kapandı. Kapıyı oturttuk yerine. Kapandığı gözlere görüyorsunuz ama PLC oradan enerji alamadığı için kontağı ben normalde ne kullanmıştım? Açık kullanmıştım. Enerji var mı? Yok. Hafızaları bunun ne? Sıfır. Bunlarınki hepsi bir ama. Bir olduğu için açıklar ne oldu? Kapandı. Açık ne oldu? Kapandı. Bunda ne oldu? Sıfır olduğu için açık açık kaldı. Kapandı. 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 Ama bunun hafızaları sıfır kaldığı için açıkta açık kaldı. Diğerlerine bir olduğu için açıktı kapandı.
Şimdi anladın mı? Kontakları niye açık kullandık? Tamam. Durum bundan ibaret. Sorusu olan var mı? Hocam şimdi az önce 0-2 kablosu kapı dediniz ya. Bir daha söyle. I0.2 var ya hocam. He. İşte hocam onun kablosu kapı dediniz. Hı hı. O 0 oldu. Şimdi bak. Şurada kablo koptu. Evet. Tamam mı? Şimdi artı volta aldım. Mavi çizeli. Artı 24'ü aldım. Hepsinden artı 24 geldi. Buralarda ne var şimdi? Bunda kapalı olduğunu düşün. Artı 24. Tamam mı? Kapalı olduğunu düşün. Artı 24 volt buralara geldi. Şimdi bunda da var. Artı 24 çıkışa kadar geliyor. Sınavların piyasa girişine kadar ya da kablo nereden koptuysa. Ama ondan sonra ne var? 0 volt şase gelir var. PLC bunu ne olarak görüyor? 0 olarak görüyor. Ben bu kontağı nasıl kullanmıştım? Açık. 1 olacak ki kapansın. 1 olabiliyor mu? Olamıyor. Olamadığı için kapanmaz. Tamam mı? Yani PLC gerçek hayatta, endüstriyel testlerde PLC ile ilgili bir şey yaparken, proje falan yaparken mesela bunları da düşüneceksiniz. Mesela kafanızı en çok karıştıracak şey, dışarıda eğer stop butonu kullanıyorsan PLC onu start olarak, yani şöyle söyleyeyim, açık kontak olarak kullanacağım. Bu sizin kafanızı karıştıracak. O nedenle iş biraz daha ilerlesin. Tamam mı? Arka setlerde uygulamaya geçtiğimizde orada göstereceğim onu. Bunu düşünmeniz lazım yani projede. Koptu. Eğer bu kablo kopmasına rağmen çalışıyorsa ne olur? Kablo koptu ama sistem çalışıyor. Haberdar olamadı. Kapı kapanmadı. Ama PLC bunu ne olarak görüyor? Kapandı. Arada insan girdi. Robot çarptı. Banta ezildi. Diğerini kaptırdı. Şu anda iş güvenliği ile ilgili çok ciddi denetimler var. Fabrikada işçinin başına iş geldiğinde fabrika müdürü, iş güvenliği uzmanı direkt yargılanıyor. O nedenle güvenlik çok önemli. Yani şu, güvenli makineler, makine risk analizlerinin yapılması, bunun insana şunu diyor, eğer diyor çalışan diyor bu makinede intihar etmek istese dahi kendini öldüremeyecek. Büyük bir pres düşün, vurduğu zaman 50 ton vuruyor örneğin. Presin altına gireyim, basayım beni essin, ezmemesi lazım. İntihar da etse onu engelleyeceksin. Ya da işte orada büyük bir rulo dönüyor, tambur dönüyor. Kendimi şu tamburun içine atayım. Attığın zaman tambur duracak. Ya da atamayacaksın. Anlatabildim mi? Bunlar çok önemli şeyler. Makine tasarımlarında, makine programlamasında. Niye açık kontak kullandım anladın mı? Anladım hocam. Oradan. Ha, şimdi videoyu yöneteceğim biraz sonra, devam edeceğiz. Orada diyorum ki, orada şunu diyorum. Ya bu kadar tesbih gibi dizmeye gerek yok. Geleyim, siyahla devam edeyim, geleyim, kapıları ayırayım, 3 tane kapım vardı, 3'ünü de ayırayım. İnput 0-1, input 0-2, input 0-3, input 0.4, input 0.5, input 0.6. Bunlar şunu çalıştırsın. M0.1 örneğin, M0.2, M0.3 ve diyeyim ki M0.1 varsa, M0.2 varsa, M0.3 varsa, neydi benim şeyim? 0.0 bant motoru. Q0.0 çalışsın ama ne zaman çalışsın? Input 0.0 başlat butonuna bastığında. Şimdi memory bitler ne? Ya da merkez bitler ne? Onun üstüne durayım. PLC her şey hafızaların üstüne çalışır. Hafıza olarak çalışır. Mesela input 0.0'ı kullanıyorsunuz. Input 0.0 senin için bir giriş. Bunu görüyorsun. Clemency var. Sen basıyorsun. Clemens'te enerji yanıyor,
İşte online izlerken içeride o kontağın değiştiğini görüyorsun ya da Q var. Q'ya motor çalıştır diyorsun. Clemens'e Q'yu görüyorsun. Tamam mı? İşte program içerisinde onun çalışıp çalışmadığını, aktif olup olmadığını görüyorsun. Hatta bunun mühürleme kontağını program içerisinde görüyorsun, kullanıyorsun, kapatıyor. Input da olsa bu bir hafıza alanı. Mesela sizin setlerin üstünde input 0.0'dan başlar, input 0.7'ye kadar gider. Buna biz input byte 0 deriz. 0.0 ile 0.7 arasındaki hafıza alanı byte olarak değerlendirdiğimizde input byte 0 deriz. Ya da Q'lar var. 0.0'dan başlıyor. Örneğin 0.7'ye kadar gidiyor. 0.0-0.7 arası 8 bittir, 1 byte yapar, Q byte 0 deriz biz buna. Tamam mı? Bu bir hafıza alanı. Bu hafıza alanı diğerlerinden farklı, bunu fiziksel olarak görebiliyorsun. Ama içinde ben zaman öğrisi kullanıyorum. Bu zaman öğrisinin değerlerini bir yere yazıyor mu? Sayıcı kullanıyorum, bunun değerlerini bir yere yazıyor. Bir hafıza alanı kullanıyor. Görebiliyor muyum bunu gerçekte? Hayır, sadece o zaman öğresi bir Q'yu çalıştırırsa ben bunu görüyorum. Ya da hayır, o sayıcı işte bir Q'yu çalıştırırsa ben bunu görüyorum. Buradaki memory bitler ya da merkel bitler, bunlar da bir sanal hafıza alanı. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar bu şekilde benim yardımcı elemanım. Getir götür işlerimi yapıyor. Asıl işi yapan burada ne? Input Q00 motoru çalıştırıyor. Asıl veriyi aldığım ne? Inputlar. Memory bit ne işime yaradı? Benim yardımcı elemanım olarak, tamam mı? İşimi yaptı orada. Ve memory bit o matrix gibi bilgisayar yazılımında, yani senin TIA portalında oldu ve bitti. Etkilerini nerede gördün? İşte etkilerini Q'ya çıkış olarak verdiğin Q'ya işte ön çalışma hazırlığı yaptı. Ön yol verme yaptı. Bunu kullanacağız. Çünkü şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunları B0.1 değil de Q0.1 yapalım. Q0.2 yapalım. Q0.3 yapalım. Tamam. Bunlar motor çalışıyor. Şunları da değişeceğiz tabii. Q0.1, Q0.2, Q0.3. Q01, 02, 03 motor çalıştırıyor mu? Q01, 02, 03. Bak şunlar. Motor çalıştıran bu. Bunlar motor çalıştırmıyor. Ama Clemens'te yanıp söndüklerini göreceğiz. Ha, en fazla bunların çıkışlarına birer tane göz lambası koyarsın. Kapalı mı, kapalı değil mi onu görürsün. Ama başka bir işime yaramaz. Motor çalıştırmada kullanmam ben bunu. Motor çalıştırmıyor şu anda o. Şimdi Q'ları kullanalım. PLC giriş çıkışı para demek. Hocam, bu projeyi biz işte 500 IO ile yani 500 giriş çıkışla yapıyorduk. Ama memory bit kullanmadık. Hepsine Q alanlarını kullandık. Q çıkışlarını kullandık. 500'dü. İşte bunu 700 giriş çıkışla yaptık. Bir saçmalık. 2. 500 çıkışlı bir PLC sistemi kurduğunda atıyorum 50.000 euro, 700 çıkışlı bir PLC seti kullandığında atıyorum 70.000 euro. Bilmiyorum fiyat olarak oturup bakmak lazım. Tipi, modeli, neyi. Ben niye oturayım cebimden 3-5.000 euro ya da dolar fazla para harcayayım? Çünkü bir işime yaramıyor bunlar. Bu Q kullandığımda hiçbir işime yaramayacak benim. O zaman işime yaramayacak ama burada da bunların ledleri yanıp sönecek. Götürüp bir yere bağlamayacağım onları ben. Ne var? Q0.1, Q0.2, Q0.3. Ledler yanacak, boş Clemens. Bir yere götürüp bağlamamışım. Nerede kullanmışım? Programın içerisinde kullanmışım tekrar. Niye öldürdün o çıkışları? Ziyan ettim. O nedenle bu tip iç çalışmalarda memory bitleri kullanırız. Başka hafıza alanları da var, onların kullanım yerleri de var. Ve bunların tüm şeyin rolü program içerisinde bir şeyler yapar. Sıfır olur, bir olur, bir şeyleri sıfır yapar, bir yapar ve film sonunda kaybolur giderler. Dışarı çıkmazlar yani. Ya da dışarıdan bir şey almazlar. Memory bitlerin, merkel bitlerin de esprisi bu. Başka?
Çocuklar, uyuyan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Var bak aranızda birkaç kişi. Uyuyan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Dersi eğer uykuya dinletirseniz notu rüyada görürsünüz.